Pazarcılar Odası Başkanı Sayın Hamdi'nin Erişen'in yanındayım. Kendisi pazarcılık sektöründe çok uzun yıllardır oda başkanlığı yapan ve gerçekten İzmir'deki bütün pazar yerlerinin düzenli kurulmasında, halka ulaşımda, iletişimde çok önemli bir görev gören arkadaşımız. Onun bana verdiği 8 Nisan 2022 Cuma günü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin listesini gösterdi. Kumluca Merkez Toptancı halinden sebze ve meyvelerin çıkış fiyatlarını okuyacağım. Şaşırmayın, bu fiyatlar dün ve bugünkü fiyatlar. Domates dün 14-17 liraymış halden çıkışı toptan. Bugün 12-15 liradan çıkmış. Yuvarlak domatesler 15 liradan çıkmış 2 günde. Oval domates 17 liradan toptan fiyatı olarak, kilosu toptan fiyatı olarak halden çıkmış. Charlie biber 25 liradan bugün çıkmış toptan. Acı Charlie biber 30 liradan, sivri biber 30 liradan, kıl sivri 35 liradan, kılçık sivri biber 40 liradan toptan olarak çıkmış halden. Üç burun köy biberi 27 lira, dolma biber 30 lira, kapya biber 27 lira, şili biber kırmızı 35 lira, şili biber yeşil 32 lira, Macar çarlı 26 lira, Macar dolma 40 lira, pardon 26 lira, jalapeno biber 40 lira, Campari 27 lira, Kaliforniya sarı biber 20 lira, Kaliforniya kırmızı biber 20 lira, cim biber 45 lira. Şimdi burada bu fiyatlara nakliye biniyor, artı başkanım buradaki hal fiyatları biniyor, toptancı fiyatları biniyor, ambalaj biniyor. Orada tüccarın, halcının alıp adiyeleri var, orada yatılı işçileri var. Onlar ambalaj yapıyor, onlar biniyor. Sonra kaçamıyor. Sonra o iki katına geliyor. Çıkıyor mu başkanım? Yani 6 lira en azından bu saydıklarımız hale gelinceye kadar bu fiyat oluyor. Evet. Yani 20 liraya gelen domates 26 lira oldu. Yani 26-27 lirayı biliyor. Burada da evet yani oradan da aldın mı, pazara geldi mi, o pazarcı da bir nakliye veriyor. O da bindiriyor. O da bindiriyor. Bindire tüketiciye çok yüksek oranda ulaşıyor. Allah bizlere rahmet etsin. Peki salatalık 8-9 liradan çıkmış. Patlıcan 20 liradan halden çıkmış. Patlıcan topak 16 liradan, patlıcan oval 18 liradan. Bunlar hal fiyatları, yanlış anlamayın. Tüketiciye ulaşırken Sayın Başkanımızın söylediği gibi en az 10 lira daha bunlara koymak bunlar lazım. Bunlar İzmir, İstanbul'un halleri filan değil. Alanya, Antalya hallerindeki fiyat. Evet. Buraya gelinceye kadar bu dediklerimiz bu biniyor. Mesela oradaki komisyon, oradaki rusum, buradaki komisyon, buradaki rusum. Nakliye. Oradan pazara geliyorsun. Pazarcı da haliyle geçimini sağlamak için. Kabak 7 liradan. Dikkatle dinleyin. Ayşe Kadın fasulye. Taze fasulyenin kilosu 35 liradan çıkmış halden. Demek ki burada geldiğinde 45-50 liradan 50 lira taze fasulyeyi yiyebilen evet. Şanslı yurttaşlarımız aynen, yiyecekler. Aynen doğru. Değil mi başkanım? Evet. Biz İzmir'de yine de pazar yerlerinin piyasaya göre daha ucuz olduğunu ve başta Pazarcılar Odası olmak üzere yerel yönetimlerin denetlemelerde bulunarak fiyatları asgari ölçüde zamlanmasını, asgari ölçüde denetimli satışla tüketiciye ucuz ulaşması için uğraş veren tabii. Başkana teşekkür ediyorum ama hayatın gerçeği şu, hayat çok pahalı. İnsanlar alışveriş maalesef. Ederken artık pazar yerlerinde yarım kilo etiketleri çok çoğaldı başkanım. Bir de hatta geçen gün gördüm 250 gram ve 100 gram olarak etiketleri yazmışlar. 100 gram biber diyor işte 10 lira. Evet doğru. Öyle olunca vatandaş diyor ki aa ucuzmuş diye gidiyor veya öyle alınca bakıyor ki 100 gram çıkıyor karşısına 250 gram çıkıyor. Sayın vekilim eğer biz bu marketlere amavara kalırsak Allah bu büyük şehirlerde yaşayan insanlara, vatandaşa, hepimize yardımcı olsun. Amin. Bugün pazarlarda İzmir gibi yerde
pazar yerleri şehirdeki vatandaşların can simididir. Evet. Bir de bunun yanında biz de vatandaş gelmiş 52 lira 53 lira tutmuş 50 lirası var. Biz o üstünü helal ediyoruz gidiyor. Doğru. Ama bir anavede çocuğuna aldığın bir çikolatayı 1 liralık bir şeyi onu ödemeden çıkamaz. Çantandan geri alacak orada çıkamaz. Bunun haricinde en az büyük pazarlarımız var. Birkaç tane büyük pazar. Mesela Şirinyer, Bostanlı, Karabağlar, Hatay gibi yerlerde en azından 100 tane aile hiç para vermeden geçimini sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Onu da şöyle, mesela bir kabağımız kırılmış, bir salatalık kırılmış, bir domatesimiz hafif yumuşak. Arkadaşlara hep söylüyoruz, bunları bir kenara koyun, bir gazetenin üzerine. Akşam gelen vatandaşlar, bunlar dilenci falan değil, sıkıntıdan gelenler, kimse görmesin diye onları toplayıp getirip tencereyi yıkayıp tencerelerine, ailelerine yemek yaptıklarını çok iyi biliyoruz. İnanmayan varsa gelsin bizimle akşam, o da dursun görsün insanlar. Çok sıkıntılı. Yani vatandaş çok sıkıntılı. Çoğaldı mı başkanım böyle akşamları bekleyip sebze, var, meyve toplayanlar? Var sayın vekilim, bayağı var. Hatta bunun haricinde marulun yaprağı kırılmış, atılan insanlar onları topluyor, gidip evde yıkıyor ve yeme çorbanın yanında salata yapıp salatasını da ondan yapanlar çok. Maalesef. Yani eskiden onları pazar yerinde bu şeyler kalınca affedersin sütçüler gelirdi, inekçiler gelirdi, toplardı. Şimdi insanlar topluyor ve getirip salata yapıyor, bir şeyler yapıyor yemek için. Maalesef durumlar böyle giderse Allah hepimize yardım etsin. Amin.